Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mumbar dolması tarifiyle geldim. Sürekli olarak yaptığım çok sevilen bir tariftir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifimize ilk olarak iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Bunun için 2 bardak bulguru, 1 bardak pirinci yıkadıktan sonra bu şekilde derince bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine 2 adet küçük küçük doğradığım soğanları ekliyorum. Kullanmış olduğum bulgur, iri bulgur. Soğan ekledikten sonra yaklaşık 200 gram kadar kıyma ekledim. Kıymayı göz kararı ekledim. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Baharatlarını ekliyorum. Kimyon, karabiber, tuz. Malzeme miktarını videonun altındaki açıklama kısmına mutlaka ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Veya kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Malzemeleri ekledikten sonra güzelce yoğuruyorum. Malzemeleri güzelce yoğurduktan sonra doldurma aşamasına geçeceğim. Bu arada ben bağırsakları kendi kestiğim kurbanın bağırsaklarını tertemiz bir hale getirdikten sonra doldurmadan önce 15 dakika kadar sirkeli suda beklettim. Daha sonra hızlı bir şekilde doldurmaya başlıyorum. Eğer bu tarifte inek bağırsağı kullanacaksanız çok daha rahat bir şekilde doldurabilirsiniz. Koyun bağırsakları biraz daha ince oluyor. Uç kısmını biraz içeriye doğru ittikten sonra iç malzemesini bu şekilde içerisine koyup içeriye doğru itiyorum. Bağırsakları doldururken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta içerisi dışarı çıkacak şekilde doldurmanız gerekiyor. Yani yağlı kısım içeride kalacak şekilde dolduruyorum. Bu arada ben iç harcını kıymalı hazırladım ama isterseniz iç yağ kullanabilirsiniz, tavuklu yapabilirsiniz veya sade olarak da yine hazırlayabilirsiniz. Ben bağırsakları doldurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bağırsakları ve işkembeyi hazırladım. Hemen işkembeyi de bu şekilde kenar kısımlarından biraz diktikten sonra iç harcını koydum. Kalan açık kısmını da bu şekilde diktim. O aşamada şarjım bittiği için o aşamayı çekmedim. İlk etapta sadece üzerine geçecek kadar sıcak su döküyorum. Daha sonra kapağını kapatıp bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra bir 15 dakika kadar daha kaynattıktan sonra sosunu hazırlayacağım. İsteğe bağlı olarak isterseniz düdüklü de hazırlayabilirsiniz. Ben düdüklü de yaklaşık 15 dakika kadar pişirdim.
Mumbar kaynamaya devam ederken hızlı bir şekilde sosunu hazırlıyorum. Bunun için yarım çay bardağından biraz daha az olacak şekilde sıvı yağın içerisine bir tatlı kaşığı kadar karışık salça ekledim. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavurduktan sonra bir çay kaşığı kadar kimyon ekledim. Güzelce karıştırdıktan sonra hazırladım. Mumbarın suyundan biraz ekleyerek sosu mumbarın üzerine döküyorum. Baharat miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Normalde benim annem bir yemek kaşığı kadar kimyon ekler. Ben kimyonun o kadar çok baskın olmasını istemediğim için bir çay kaşığı kadar kullandım. Sosunu ekledikten sonra biraz daha kaynattım. Daha sonra düdüklü kapağını kapatıp bu şekilde 15 dakika kadar kaynattım. Tencere kapağından sonra düdüklü kapağını hiç göstermedim ama bu aşamadan sonra ben düdüklü kapağını kapatıp kaynattım. 15 dakika kadar kaynatmam yeterli oldu. Bu şekilde borcamın içerisine aktardım. Ayrıntılı bir şekilde göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynadı. Kesinlikle patlama, çatlama olmadı. Kontrollü bir şekilde pişirirseniz Allah'ın izniyle hiçbir sorun yaşamazsınız. Sizler dolmanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum ki içini gördüğünüz gibi tane tane olmuş. Bu da bulgurun çok olmasından kaynaklı. Eğer pirincini çok tutarsanız mumbar çok fazla kaynadığı için içerisindeki pirinç lapa lapa olacaktır. Ben bulguru daha fazla kullanmanızı öneriyorum. Umarım tarif sizler için faydalı olacak. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.